Değerli Sancaktepe'liler, öncelikle hepinize merhabalar diliyorum. Bugün tabi burada toplanmamızın amacı Sancaktepe Belediye Başkanlığı isminin çok fazla kamuoyunda tartışılması ve bu konularla ilgili çeşitli tartışmaların olması ve bu konularla ilgili herkesin konuşması ve konuşması gereken kişi olan Sancaktepe Belediye Başkanı olarak benim bu konularla ilgili hiçbir şey söylememem günlerdir kamuoyundan, basın temsilcilerinden ısrarlı bir şekilde bu meselelerle ilgili neler düşündüğümü, bu konuların nasıl olduğunu, Sancaktepe Belediyesi'nin tartışılan aslında en basit mesele olan jacuzzi kelimesi üzerinden tartışılan Sancaktepe Belediyesi'nin aslında gerçeklerin konuşulmasının üstünü örttüğünü ve asıl tartışılması gereken meselelerle ilgili bizim hem kurum içindeki bilgilere ulaşmamız, hem kurumla ilgili detaylı çalışmaları yapmamız için bir zamana ihtiyacımız olduğu için bu konularda sessiz kalmayı ve işimize bakmayı tercih ettim. Bayramdan önce de bu konuyla ilgili bayram sonrası gerekli açıklamaları yapacağımı hem kamuoyuna açıklamıştım hem de gerekli medya organlarımızın temsilcilerine açıklamıştım. 31 Mart'ta başta Sancaktepe'de, İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok ilinde halkımız önemli bir mesaj verdi. Önemli bir değişim mesajı verdi. Ve bu değişim süreci sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, belediye tesislerini yönetmekle ilgili değildi aslında. Bugüne kadar yapılan yanlış uygulamaların halk tarafında artık kabul görmediği, reddedildiği ve bunlarla yüzleşilmesi gerektiğiyle ilgili aslında bir mesaj verildi. Ben de bu konuda en azından toplumun, Sancaktepe halkının ve İstanbul halkının bir şeyleri doğru şekilde öğrenmesi için mücadele eden birisiyim. Ben belediye başkanlığı öncesinde de bu meselelerin tarafı olmuş birisiyim. Bunun için mücadele etmiş birisiyim. Sancaktepe'de belediye meclisliği yaptım 5 yıl. 5 yıl, yaklaşık 4 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinde 4 yıl boyunca görev yaptım. Dolayısıyla bu mücadeleden gelen birisiyim. Ve bu kurumların iyi yönetilmesi, şeffaf bir şekilde yönetilmesi, hesap verebilme kabiliyetinin en üst düzeyde olması noktasında yıllardır mücadele eden birisiyim. Belediye meclis üyeliğimin büyük bir bölümünü Sancaktepe halkının kaynaklarının yanlış kullanıldığını, israf edildiğinin, Sancaktepe Belediyesi'nin kötü yönetildiğinin, hatta Sancaktepe Belediyesi batırıldığı ile ilgili bir imajın oluşmasına katkı sunan birisiyim. Gerek ilçe başkanlığı, gerek belediye meclis üyeliğim döneminde. Önceki belediye başkanının yanlış uygulamalarını toplumun farkındalığının artması için teşhir eden birisiyim. Bu belediye binası, içinde bulunduğumuz belediye binası proje aşamasındayken eleştiren birisiyim. Sadece bir noktasında olumlu yaklaşmıştım. Yeri ve yer tercihiyle ilgili doğru yapıldığının, yerinin doğru olduğunun, merkezi bir yer olduğunun ama projenin inşaat aşamasındayken teslim edilip açılışa, hizmete alındığı dönemde de dahi eleştirilerimi dile getirmiştim. Bunun canlı şahidi o dönemin belediye başkanıdır. O dönemin belediye meclis üyeleridir. Dolayısıyla sadece belediye binasının büyüklüğü ve lüks ve şatafatı üzerinden bir Sancaktepe tespiti yapmak en azından sürece yönelik reel bir eleştiri olmaz. Ben size kötü yönetilen ve batırılmış bir belediyenin hikayesini anlatacağım. Evet, bir belediye teslim aldım. Elime bir mazbata verildi. Halkın desteğiyle bu değişimin önü açıldı ve bana bir devir teslim süreciyle bu görev teslim edildi. Yaklaşık 2 milyar lira borcu olan bir belediyeden bahsediyoruz. Kasasında bir kuruş dahi parası olmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyeye ait alanların işgal edildiği bir yönetim anlayışından bahsediyoruz. Hiçbir yetkisi olmayan, hesap sorabilme noktasında hukuk önünde hiçbir yetkisi olmayan kişiler tarafından, süper yetkilerle donatılmış kişiler tarafından yönetilmiş bir belediyeden bahsediyoruz. Mülkleri işgal edilmiş, kiracıları kiralarını ödemediği, son 3 ay içinde belediye bütçesinin neredeyse %50'sinin harcandığı, bakın son 3 ay içinde belediye bütçesinin neredeyse %50'sinin harcandığı bir belediye yönetiminde, belediye seçimlerinden sonra dahi işe personel alındığı bir süreçten bahsediyorum. Bakın, belediye seçimleri yapıldı,
Sancaktepe halkı değişimi onayladı. Değişim olacak dedi. Bu ilçedeki yönetim değişecek dedi. 1 Nisan tarihinde dahi belediyeye personel girişi yapılmış. Yüzlerce belediye personelinin yeni süreçte işe alındığını görüyoruz. Son 3 aylık süreç içerisinde, son 1-1,5 aylık süreç içerisinde. Yüzlerce insanın belediyeye gelmeden maaş aldığını tespit ettik. Milletvekillerinin fotoğrafını çekenler bu belediyenin çalışanı. Milletvekillerinin arabalarını kullananlar bu belediyelerin çalışanı ve maaş alır durumdalar. Böyle bir hikaye, böyle bir süreçten bahsediyoruz. Hayali ihalelerden. İhaleler yapılmış, işler yapılmamış, faturalar kesilmiş ve bu belediye borcuna yazılmış durumda. Kanunsuz, kuralsız işler yapılıyor. Belediye projeleri açıktan yapılıyor. İhaleleri yok, sorumluları yok, şantiye şefleri yok, yapı denetimleri yok, müteahhitleri yok. Böyle bir belediyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bir yönetim modeli olarak önümüzde dururken meseleyi sadece bir jacuzzi üzerinden, bir cinsiyet üzerinden meseleyi tartıştırıp asıl gündemi kapatmak, asıl sorunların ortaya çıkmasını engellemeye yönelik mevcuttaki muhalefetin bir gayreti var. Ama her şeyin gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız. Her şeyin halkımız tarafından bilinmesini sağlamak bizim görevimiz. Benim görevim, ben bu görevi yerine getireceğim. Ben kurulu bu düzenin değişmesi için mücadele eden birisiyim. Kısmen değiştirdik, kısmen başardık. Ama bu var olan büyük düzenin değişmesi lazım. Bu kötü düzenin değişmesi lazım. Böyle keyfi bir yönetim anlayışı olamaz. Böyle bir hukuk sistemi olamaz. Bir kurumu gelin, demokratik yollarla, halkın iradesiyle yönetme yetkisine sahip olun. Milyarlarca borcu batırın ve sırtınızı önünü çekin gidin. Böyle bir şey olamaz. Bunun hesabı sorulmak zorunda. Bunun hesabını belediye başkanı olan kişi sorma gayretinde bulunmasa dahi böyle bir inisiyatifi kullanmasa dahi bunun kamu tarafından sorulması lazım. Bunun devlet tarafından sorulması lazım. O yüzden bu kurulu düzenlerin değişmesi lazım. Bu kadar keyfi bir yönetim anlayışıyla yaptım, yanımıza kar kaldı, istediğimiz gibi hayatımızı sürdüreceğiz. Bunları yapanlar, bu yönetim anlayışını sergileyenler ne yazık ki ödüllendiriliyorlar. İşte bir tanesi buranın önceki belediye başkanı. Bu kenti talan etti. Bu kenti yerle bir etti. Bu kentin bütün kaynaklarını sağa sola sarstı. Ve bu kentte yapılan bütün kötülüklerin sebebidir önceki belediye başkanı. Ve şimdi milletvekili. Ve şu an milletvekili. Çünkü o sistem onu korumak zorunda. O yaptığı usulsüzlükleri, kanunsuzlukları, yanlış ihaleleri, yanlış yapılan kamu harcamalarını sistem korumak için onu milletvekilliğine taşımış durumda. O yüzden ben bunları anlatmak zorundayım. Bunları anlatmanın bir bedeli olabilir. Bunları anlatmanın sıkıntısını yaşayabilirim. Yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Herkes görecek benim yaşadıklarımı. Bunları toplumun da görmesini istiyorum ben. Bir belediye binasının içindeyiz. Günlerdir 6000 metrekare mi, yok 4500 metrekare mi, yok 300 metrekare mi? Yani metrekarelere takılmaya gerek yok ki. Jacuzzi mi, köpüklü jacuzzi mi, masajlı jacuzzi mi? Olayı suistimal etmeye gerek yok ki. Bir belediye başkanının odasının kaç metrekare olduğu belli. Olması gereken insani olan şey belli. Bir belediye başkanının neden aynı katta iki tane makam odası olur? Neden 250'şer metrekarelik makam odaları olur? Neden bir belediyenin içinde şark köşeleri olur? Neden bir belediye başkanına tahsis edilmiş mutfak onun yanında ayrı ayrı davet salonları olur? Bunları tabii ki topluma ben anlatacağım. Ben buraları şu an kullanmakla halk tarafından yetkilendirilmiş bir kişiyim. Ama buraların kullanılması ihtiyacı yok. Benim böyle alanlara ihtiyacım yok. Ben bu kentin şu an belediye başkanıyım. Her gün yüzlerce insan geliyor buraya. Ve en fazla insanın geldiği dönemlerde bu alanlara ihtiyacımızın olmadığını hissettiğimiz durumda. 3 ay sonra, 6 ay sonra zaten bu alanların tamamının neredeyse gereksiz olduğunu göreceğiz. Ben bu belediye ile ilgili eleştirilerimi bina ile ilgili sınırlandırılmasını en azından sürece de haksızlık olarak görüyorum. Ben burada bir yönetim modeli, bir zihniyet, bir anlayış, bir kamu malına, devletin bütçesine, halkın emanetine karşı bakış açısıyla ilgili bir durumu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ben bir belediyecilik sorununu tartışıyorum. Ben bir iş adamıyım. Böyle bir israf politikası, böyle bir yönetim anlayışı normal hayatlarda olamaz. Bakın iş hayatından bahsetmiyorum. Bir iş adamı mantığıyla konuşmuyorum. Normal bir insanın ahlaken yapabileceği bir anlayış değil. O yüzden toplumun
bu durumla yüzleşmesini istiyorum ben. Toplum görmeli. Kimlere oy vermişsiniz? Kimleri seçmişsiniz? Bunların önceki hayatlarına bakın. Kimdir bunlar? Hangi hayatlardan geliyorlar? Hangi ekonomik, sosyal yaşamdan geliyorlar? Hangi kültürel yaşamdan geliyorlar? Nasıl yerlerde yaşamışlar bunlar? Bunlar ne yazık ki çok net bir şekilde söylüyorum. Kendi hayatlarında ulaşamayacakları imkanları devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlardır. Lüks içinde yaşadıkları, bolluk içinde yaşadıkları, bereket içinde yaşadıkları, nasıl olsa hesap vermeyeceğimiz bir düzen var. Nasıl olsa kimse bize hesap soramaz. Nasıl olsa biz hiçbir zaman burada seçim kaybetmeyiz. Buralar bizim. Sadece 3-5 tane muhalefetin meclis üyesi bağırırlar, çağırırlar, tweet atarlar, sosyal medyada konuşurlar. Bu halk da 3 gün sonra unutur. Zaten bize de hesap soracak kimse yok. Ben bu binanın içinde savcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığına bir yolsuzluk, bir imar dosyasıyla ilgili başvuru yaptığım gün, ertesi günü başsavcı bu binayı ziyaret etti. Böyle bir süreçten geçtik biz. Böyle bir süreçten geçtik. Dolayısıyla bu meselelerin, evet biraz önce de söyledim, bir bedeli olacak. Biz o bedeli ödeyeceğiz. Gerek sıkıntı yaşayarak, gerek çok tartışılarak, gerek çok eleştirilerek, gerek yalnızlaştırılarak. Ama hepsinin karşısında ben amacım bu ilçeye hizmet etmek. Bunları da anlatırken hiç şuraya da sığınmayacağız. Belediyenin imkanları yok. Belediyenin parası yok. İmkanları olmadığı için hizmet edemeyeceğiz. Yatırım, hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Ben bu yola çıktığımda Sancaktepe halkına ne vaat ettiysek, ben bir gün boyunca 6 aylık seçim kampanyasında bir gün boyunca mevcut yönetimi eleştirmedim. Bir gün boyunca mevcut yönetimle ilgili olumsuz kelime kullanmadım. Bu kentte neler yapacağımızı anlattım. Bu kentin temel ihtiyaçlarını anlattım. Ve halk bize inandı. İstanbul'da en yüksek oy farkının açıldığı ilçe Sancaktepe. İstanbul'daki en büyük değişim Sancaktepe'de başladı. Ve biz bunu halka doğru anlattığımız için, halkın sorunlarını halkla paylaştığımız için biz bu desteği aldık. Ve biz halkımıza ne vaat ettiysek hepsini yapacağız. Zaten bu belediyenin imkanları çok fazla. Sadece israf önleyin. Sadece ona, buna, yakınlara, eşe, dosta, ihalelere engelleyin. Bu belediyenin imkanları çok fazla. Eğer ben ihalelere girersem, ihale meselelerini konuşursam bu anlattıklarımın hiçbirinin bir anlamı yok. Hiçbirinin bir önemi yok. Nasıl bir tavan var burada? Yapılmayan işler, hayali ihaleler, eşe, dosta, yakınlara aktarılan paralar. Ben çok şey söyleyip söylediklerimin hepsini bir anla anlamsızlaştırmak istemiyorum. Hepsini herkesin önünde göstereceğim. Şu an belediye binamızın dışında borçlarımız yazıyor. Halk her şeyi görecek. Bana gelip orada sormayacak mı bir gazeteci? Bu 800 milyon borç hangi müteahhite? Anlatacağım işte, orada anlatacağım. Her şeyi tek tek halkımıza göstereceğim. O yüzden halkın her şeyi bilmesi gerekiyor. Buralar halkın makamı. Beni buraya halk getirdi, buradan da halk götürecek. Dolayısıyla ben her şeyi şeffaf bir şekilde bu süreçte Sancaktepe halkıyla, Türkiye'de bu konuyu merak eden bütün halkımızla paylaşacağım. Birazdan da sadece basın mensuplarımıza o çok küçük dedikleri, o halkımız için yaptık dedikleri odaları, makamları herkese göstereceğim. Herkes görsün. Böyle bir şey olabilir mi? Bir önceki belediye başkanı çıkıp şunu söyleyebiliyor. Bakın yani meselenin nasıl değerlendirildiğini, nasıl anlaşıldığını anlamanız için söylüyorum. Efendim diyor, belediye başkanının işi midir diyor odaları birine göstermek. Göstereceğiz tabii ya. Görecek insanlar. Burası bizim değil, benim mülküm değil. Ben kendime ait olan mülkü size göstermeyebilirim. Benim özel alanımdır orası. Buranın hiçbir noktası özel alan olamaz. Burası tamamıyla halka ait bir mekan. Bir haftadır bu binayı kullanıyoruz. Bütün kapılarımız açık. Vatandaşlarımız geliyor. İçeri gelen şaşkınlıkla karşılıyor. Biz buralara gelemezdik. Bu katlara bakın. Bu katlara X-ray ile çıkıyordunuz. Özel güvenlik ordularıyla çıkıyordunuz bu katlara. Sorun ne biliyor musunuz? Kurulu düzen bozuluyor. Sorun bu. Bu kurulu düzen başka yerleri de etkilemek zorunda. Çünkü burası büyük bir belediye. İstanbul'un en büyük 10. belediyesi. Türkiye'nin en büyük 25. ilçe belediyesi. Yani burası Anadolu'nun köşesinde bir belde belediyesi değil. İstanbul'un merkezindeyiz. Türkiye'nin en önemli ilçesindeyiz. En önemli ilindeyiz. Dolayısıyla bunu Türkiye'deki herkesin bilmesini ben sağlayacağım. Ben daha iyi makamlarda, daha iyi odalarda, daha iyi arabalara binebilmek için belediye başkanı olmadım. Böyle bir hayalim yoktu. Böyle bir ihtiyacım da yok. Ben daha güzel bir kentte, insanların huzur içinde, mutlu, sağlıklı, sosyal bir kentte, ekonomik olarak kalkınan, spor anlamında gelişen,
eğitim anlamında büyüyen bir kent olması için bu yola çıktı. Bu benim derdim. Sancaktepe İstanbul'un eğitim seviyesindeki en düşük ilçesi. Sancaktepe İstanbul'un en yoksul ilçesi. Sancaktepe İstanbul'un en az yeşil alanı olan ilçesi. Biz bunları yönetmek için bu kente belediye başkanı olduk. Dolayısıyla ben genel olarak bilgilendirmeyi sizlere yaptım. Sorularınız varsa sorularınızı alıp sonrasında ikinci sürece başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Başkan, kapıyı astığınız borcu biraz açıklayabilir misiniz? Bu borcu 2 milyar lira anladığınız borcu hangi kalemlerden oluşturdu? Tabii. Yaklaşık borcun 2 milyar liralık borcun yaklaşık 800 milyon lirası müteahhit borçları. Müteahhitlere yaptırılan işlerden kaynaklı olan borçlar. 800 milyon lira civarında olanı kamu borcu, SGK borcu, vergi borçları. Ya bir düşünün, bir yönetim anlayışı düşünün ya. Bir vatandaş arabasının vergisini ödemediğinde banka hemen peşine düşüyor. Vergi dairesi peşine düşüyor. Ya bir kurum, Türkiye'nin en önemli belediyelerinden birisi yaklaşık 800 milyon lira SGK borcu, vergi borcu var. Yani bunu devlet niye suistimal eder? Niye buna engel olmaz? Niye bununla ilgili bir yaptırım uygulamaz? Dolayısıyla onun dışında yine müteahhitlerle ilgili borçlar var. Toplamda 2 milyar civarında bir borcumuz var. Bunu sizlerle de arkadaşlarımız paylaşacak. Başkan, yine bir az önce dediğiniz gibi belediye bütçesinin yaklaşık yarısını son 3 ayda harcadılar. Evet. Ne yaptılar? Son 3 ayda bizim 2023 bütçemiz yaklaşık 1.9 milyar lira. 1.9 milyar para 2023'te harcanmışken 1 Ocak 31 Mart arasında 733 milyon lira ödeme yapılmış. Bu paralar işte ihalelere, sağa sola, seçim kampanyasına. Düşünün, bir belediye başkanının, bakın buradan söylüyorum, bir belediye başkanının aday tanıtım toplantısına 7.5 milyon lira para harcamış Sancaktepe Belediyesi. Belediye başkanının aday açıklama toplantısına, adaylık açıklama toplantısına 7.5 milyon lira para harcanmış. Faturalı bu. Birinden duymadık. Belgesi var elimizde. Bunun gibi onlarca, yüzlerce organizasyon. Evet. Başkan, 1 Nisan itibariyle kaç kişi çağırıldı? Bunun rakamı var mı? Yaklaşık 1 Nisan itibariyle değil. 1 Ocak, 1 Nisan arası söyleyelim tarihi. Yaklaşık 186 kişi işe alınmış. Evet, 186 kişi alınmış. Yani, evet, 1 Nisan'da sadece 6 kişi alınmış ama toplamda 186 kişi alınmış. Başkan, bir de bir önceki başkan kampanyada her kadınla gram altı vereceğini, emekliliğe ikram vereceğini söylemiştik. Bu harcama, seçim harcaması mıdır da ödenmiş? Hayır, ödenen bir şey yok. Orada hayır sahipleri diyelim, şirketler diyelim, sosyal hizmetler üzerinden vatandaşlara kartlar, Ramazan kartları, Ramazan kolileri ulaştırma noktasında belediyelerin çalışmaları var. O dönemde o kartları vererek süreci idare etmek istediler. Sonrasında da kazanırsak her kadına bir, ev kadınına bir gram altın, emekliye 2000 lira gibi böyle popülist, belediye bütçesiyle ilgisi olmayan, uygulanabilmesi mümkün olmayan, bunu uygulayacak olan devletimiz var zaten. Ülkemiz büyük bir devlet, sosyal bir devlet. Bunu yapacak olan zaten hükümetimiz var. Bir belediyenin bu kadar büyük bir ilçede 500 bin nüfusunun olduğu, yaklaşık 100 bin, 120 bin kadının olduğu, yani bu noktada en azından imkan sağlandığında faydalanabilecek kadının olduğu bir yerde bunun uygulanabilmesi teknik olarak zaten mümkün değil. Evet. Ben teşekkür ederim. Hepinizin ayaklarına sağlık. Çok sağ olun. Mutarım, nasılsın? Evet, sağ olun. Merhaba. Siz şöyle şu odadan oraya geçin mutarım, birazdan tamam, görüşürüz. Tamam. Şöyle ben size mekanları anlatacağım. Burası özel kalem. Şimdi arkadaşlar, kamera oraya gelsin de bari bu açıyı, derinliği buradan görelim. Siz yer değiştirin. Evet. Tamam, burayı çekin. Tamam. Evet, mekanı çekin. Beni çekmenize de gerek yok. Siz anlatın. Evet, böyle gelin. Evet, evet. Derinlik böyle çünkü. Tamam, burada durun. Evet. Evet. Bu mekan özel kalemde çalışan arkadaşlarımızın çalışma yaptığı ön karşılama alanı. Yaklaşık işte gördüğünüz gibi 3 tane makamdan oluşan bir alan. Bir sonraki bölüme geçelim. Burada kimler oturuyor? Burada özel kaleme bağlı çalışan arkadaşlarımız. Burası birinci çalışma alanı. Evet, tabii. Ben de detay alalım size. Bunlar da işte başkanın programlarını, davetleri ağırladıkları,
İşte belirli çalışmaları müdürlüklere yönlendirdiği alan olarak 4 arkadaşımızın çalıştığı. Kaç özel kalem var? Bir tane özel kalem müdürümüz var ama ona bağlı çalışan yaklaşık 16-17 kişi var. 16-17 kişi. Evet. Şöyle geçelim. Burası özel kalem müdürümüzün makam odası. Bana en yakın olarak çalışan arkadaşımızın kullandığı oda. Burası normal zamanlarda kullanılan makam odası. Nasıl yani? Yani biraz daha böyle iş adamı seviyesinde veya dernek yöneticileri, muhtarlar seviyesinde komşularımızın gelip kullandığı, başkanın ağırladığı, misafirlerini ağırladığı oda, makam odası. Başkanın iki tane makam odası var. Evet, birazdan göstereceğim onu da. Tamam. Bu genişçe bir salon tabii. Tabii geniş, büyük bir salon. Burada bir ufak bir balkonumuz var hava almak için. Şurası zaten makam odası. Buraya gerek yok. Burası mevcut işte tartışılan, arkadaşların çok fazla konuştuğu oda. Evet, burası yani dinlenme odası olarak bilinen, işte jacuzzi olarak tartışılan ama adının jacuzzi olup olmaması çok bir şey ifade etmeyen alan da burası. Görürüm, görürüm. Evet. Duş teknesi. Burası aslında makam odası olması gereken yer burası. Ben burayı kullanıyorum. Öyle mi? Ben burayı kullanıyorum. Evet. Bütün görüşmelerimi burada yapıyorum. Çalışmalarımı burada yapıyorum. Burası yeterli. Yani tek başıma olduğum her an burayı kullanıyorum. Öbür tarafta sadece misafirleri, buraya da aldığımız misafirlerimiz var ama genelde en uygun çalışma alanı burası. Burası makam odası, ikinci makam odası değil herhalde. Yok, değil değil. Burası toplantı. Burası başkanın oturduğu, kahvaltı yaptığı, çay içtiği yer. Burası şark köşemiz. Sancaktepe'nin birçok sorununu buradan çözüyoruz. Böyle tabii. Arkanıza şark köşesini alsak da evet. Genişçe görsek. Şöyle sizi kapıdan bu tarafa doğru alsak. Yani hemşire açısından. Tamam. Nasıl isterseniz tabii. Kapı açık. Burada direkt. Buyurun. Evet. Burası da bir çalışma odası. Hani neyin çalışma odası? Kim çalışacak burada? Niye çalışacak bilmiyorum. Burada da bir şark köşemiz var. Sancaktepe'nin önemli sorunlarını burada konuşuyorlar herhalde. Evet, böyle bir yer burası. Burası ne için kullanılıyor başkanım? Ben bilmiyorum. Ben bir gün burayı niye kullanırım bilmiyorum. Yani neden ihtiyaç duyarım buraya? Bekleme salonu mu aslında? Yok, burası başkanlığın özel alanları. Buraya kimse giremez. Ha öyle mi? Başkanın tabii. Özel alanı. Evet, evet. Mesela şurada masa. Ya yok, şu makam odasından buraya normal şartlarda kimsenin girebilme şansı yok. Yani bizden önce buraya başkan yardımcıları dahi girememiş. Bu binada 7 yıl başkan yardımcılığı yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Yani buralarda kimler oturur, ne çalışır, ne konuşur? Bir ait olan yemek salonu. Yemek, kahvaltı gibi programlar burada yapılıyor. Devam edelim. Veya işte daha geniş katıldığımız ziyaretler oldu mu? O amaçla kullanılan salon. Bir metre dedik. Onlar 4200 metre dedi. Ölçmek isteyen dışarıdan ölçebilir. Bir engelimiz yok. Bize de zamanda kendileri binayı yaparken 6000 metrekare demişlerdi. Biz de onlardan esinlendik. Yoksa bizim elimizde bir proje bir şey yok yani. Alıp detaylı bir şekilde ölçüm yapmadık. Efendim, bu paylaşımlara ilişkin de resen soruşturma başlatıldığı söylendi. Size de bir şey geldi mi bu konuyla? Ben bir şey paylaşmadım ki. Benle ilgili bir şey gelmedi. Burası da diğer başkanlık odası. Başkanlık makamı burası. Evet, evet. Burası da diğer kuzey cephe, güney cephe özelliği var herhalde. Burası da bir odamız. Burası yine özel kalemin kullandığı bir oda. Tabi burası değil. O da yan taraf. Odaya geçeceğiz. Burası özel kalemin kullandığı da. Evet, odamız burası. Başkanlık odası. Makam olarak kullanılan. Burası balkonlu bir yer. Kullanılan.
Burada da yine aynı şekilde. Aynı şekilde böyle bir toplam. Yani yemek salonu olabilir. Burası da mı yemek salonu? Evet. Her şeyden iki tane mi var başkan? Evet. Makam odası, iki tane. Yemek salonu. Evet, iki tane, evet. İki tane banyosu. Buranın da mı banyosu? Evet, evet, tabii tabii. Evet, burası da aynı şekilde. Aynı, bir de bir de aynı. Hiçbir burası, farkı olmayan iki odadan var. Burası diğer banyo. Evet. Başkan ikisini de kullanıyormuş. Bu sonra gelen belediye başkanı bu odayı bir danışmanına tahsis etmiş. Zaten bütün kararlar bu odada alınıyor. Belediye başkanı. Diğer oda? Diğer oda belediye başkanının kullandığı oda. Bu oda danışmanın kullandığı oda. Danışman tarafından zaten belediye yönetilmiş. Belediye başkanı ile ilgili çok bir karar noktasında bir etki yok. Her şey adı bile bilinmeyen, sistemde karşılığı olmayan. Şimdi hesap soracağız, soracak bir alanımız yok. Nasıl hesap soracağız bilmiyoruz. Herkes yerliği ondan aldığını söylüyor. Herkes parayı ona verdiğini söylüyor. Herkes kim bu danışman? Şey, ismi Osman Bey diye birisi, tam soy ismini de bilmiyorum. Ama nihayetinde böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani başkanlık katı orası, kattayız ama karar merciği bu oda. Benim gezerken fark ettim. İki tane başkanlık makamı, iki tane başkan yardımcısı makamı. İki tane başkan yardımcısı yok. Özür dilerim. Başkan yardımcısı makamı. İki özel kalem. Özel kalem, özür dilerim. İki yemek salonu, iki banyo, her şeyin ikisi. Evet. Ve bunların hepsi kullanılıyordu. Yani kullanılıyor tabii. Siz şimdi nereyi kullanacaksınız? Ben şimdi biraz önce bahsettiğim, vatandaşlarımız geldiğinde ön odayı kullanıyorum. Ön odayı kullanıyorum ama kendim çalışmalarımı hepsini arka odada yapıyorum. Peki bu odalarla ilgili herhangi bir değişim vesaire yapacak mısınız? Kullanım yani bakıyoruz. Biz bina, komple binayla ilgili kafamızda bir şeyler var ama tabii buna hukuken imkan sağlamak lazım. Üniversite diyordunuz Sayın Başkan. Ya benim üniversite isteğim en baştan beri var. Yani belediye başkanı olduktan sonra ortaya çıkmış bir şey değil bu. Öncesinden beri istiyorum bunu. Ama tabii bunu konuşurken de çok böyle biliyorsunuz artık üniversiteler de bir sektöre dönüşmüş vaziyette. Çok fazla üniversite var. Böyle özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri anlamında değil. İstanbul'da bilinen çok önemli üniversiteler var. İşte Boğaziçi, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Üniversitesi gibi. Bu üniversitelerin bir yerleşkesi olması noktasında hem Sancaktepe'nin Türkiye'ye mal olacak bir ilçe olması anlamında isteğim var. Yani böyle bir, bize tabii üniversitelerden çok fazla dönüş var şu an. Arayanlar oluyor sağ olsun. Bize verelim. Gelelim, bize verelim. Hatta iyi bir üniversite, özel bir üniversite tıp fakültesi için görüşmek istiyor. Ama benim bu konuyla ilgili çok net bir fikrim var yani. Devlet üniversitelerinden biri, Sancaktepe'yi de 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi yapabilme noktasında bize de imkan sağlayacak, katkı sağlayacak. Böyle marka bir şey üzerinden yürümek istiyoruz. Az önce arkadaşımın da sorusu var, tekrar etmek isterim. Yürütülen soruşturma hakkında size bir tebligat geldi mi? Bir şüpheli sıfatıyla ifadenin alınması ya da bilgi. Bir adım daha şey yok. Yapalım, yani benim o süreçle ilgili hiçbir bilgim yok. Yani hiç gerçekten takip de etmedim. Hani konu nedir bilmiyorum ya. Yani. Çok teşekkür ederim.